800 milyon da var. Yani, bir devamı daha gelecek evet. deniyor. Bir 5 milyar dolar daha gelecek deniyor. Sonra Katar'dan da bir 10 milyar dolar gelecek evet. diye söylentiler geldi. Yani bir el sıkışma. Yani bir 5 daha verelim öpüşelim de denebilirdi yani sonrasında. Peki bu şeyle Esad'la el sıkışmanın bedeli ne kadar olur acaba Hüsnü? Bu sefer şunu söylemekte yarar çok var. Çok para tutar mı? Yani hem Suudiler hem kaça Katar bu 5-10 neyse sevap işliyorlar Erdoğan'a ve Türkiye'ye onu söyleyelim. Çünkü bu paranın bir swap'la verildiğini hepimiz biliyoruz. Ya da işte hazine bonosu karşılığında verildiğini biliyoruz. Swap'tan şimdi, ziyade dediğin gibi hesap açma bonu şey gibi işte. Aynen aynen evet, mevduat. O detaylar konuşuluyor. Evet evet doğru. Şimdi biz zaten tank palet fabrikasından bu yana Katar'dan şimdiye kadar ne kadar para aldığımızı kimse bilmiyor. İster bu swap karşılığı, ister hazine bonusu karşılığı, ister başka bir hikayeden dolayı. Çünkü rakamlar çok farklı. 20 milyar mı, 30 milyar mı, 40 milyar dolar mı bilmiyoruz. Neden? Şimdi esas şey, trajikomik olan hikaye nedir? Erdoğan'la Sisi'yi yan yana getirip tokalaştıran Katar emirinin kendisi. Katar emiri Arap Baharı sürecinde ve başta Mısır'daki Müslüman kardeşler olmak üzere Suriye'deki İslamcılar, Tunus'taki İslamcılar neyse. Hepsinin finansörü Katar emiri. Yani eylem Erdoğan'dan fakat finansör Katar. Ama para Suudilerden geldi. Şimdi oraya da geleceğim. Şimdi dolayısıyla bu çok komik. Yani Katar sen Mısır'ı mahvetmek için her şeye başvuruyorsun. Sonra Erdoğan'ı da getiriyorsun. Abi hadi barışın diyorsun. O da diyor ki ben zaten sen beni mahvettin. Yani parayı sen verdin Mısır'ı mahvederken Erdoğan. O zaman abi şöyle yapalım diyor Katar emiri. Abi Erdoğan'a 5 mi verdin? Sana 10 vereyim. Mısır'a da 10 verdi. Bu burada konuşulmuyor. Herhalde. Arayı dengelemek için. Tabii. Yani herkesin şeyine göre, değerine göre. Yani bazı 24 ayar, 22 ayar, 38 ayar, 14 ayar falan bildiğimiz altın anlamında söylüyorum. Dolayısıyla şimdi Katar böyle yapınca çünkü hep ben anlatıyorum. Katar emiriyle Suudi Arabistan emiri arasında aşiretlerden dolayı, tarihten dolayı, boydan dolayı, kilodan dolayı, yakışıklılıktan dolayı bir kıskançlık var. Rekabet var. Şimdi dolayısıyla Katar 5 milyar verdim dedi ya işte Erdoğan'a. Suudiler oradan arayıp hop 5 milyar nedir lan 5 milyar kurtarmaz ben 10 veriyorum dedi. Hem buraya 15'te Mısır'a veriyorum dedi. Şimdi İş böyle mi? Yani parayla mı? Evet. Bu işi maalesef, yapacağız. Maalesef. Tamam diyelim ki swap'la ya da hazine bonusu ya da fark etmez. Peki diyelim ki Erdoğan gitti iktidardan düştü seçimlerde. Bu paranın hesabını kim soracak? Bu rakamlar belli olan rakamlar, belli olmayanları bilmiyoruz. Maalesef. Çünkü bunlar yazılıp çiziliyor. Arap medyasında kimse kusura bakmasın. Oralara girmeyeceğim. Şimdi dolayısıyla yani anladığım kadarıyla yazılış biçimi çok farklı. Herhalde. Ya sen şey sanıyorsun veya da hepimiz. İşte o şu dedi, oradan resmi açıklama yapıldı, aha bu filan dedi. Öyle değil ki. Öyle değil. Yani Orta Doğu'da böyle değil. Çünkü bir daha söylüyorum, şu mantığını hiç kimse bana açıklayamaz. Katar emiri Orta Doğu'nun bilmem nesini bilmem ne yapan bir beyefendi, İslam adına, İslamcılık adına, mezhep adına, aynı adam Erdoğan'la Sisi'yi buluşturuyor ya. Bu nasıl bir mantık? Yani hangi ruh hali, hangi karakter, hangi aklına gelirse kullan. Evet. Şimdi Katar emiri Ocak'tı. Ya canım pardon bir de Katar emiri Suudiler saldıracaktı da biz Haziran'da 2017 Haziran'ında evet. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Katar'a saldırıyordu. Erdoğan Türk ordusunu Katar'a gönderdi. Gidin Temim'i koruyun dedi. Evet. Bakın işte benim son kitabım dedim ya hani büyük tiyatro. Büyük tiyatro bu. Şimdi Biden Katar emirini Suudi Arabistan'a gıcıklık olsun diye Katar emirini bu genç yakışıklıyı Beyaz Saray'da krallar gibi karşıladı. Ne yaptı peki o Katar emiri, Suudi Arabistan emiri? Sen bunu bana mı yapıyorsun? Biden telefon ediyor, telefonuna çıkmıyor. Biden dayanamadı.
Temmuz'da atladı gitti Suudi Arabistan'a. Havalanda karşılamadı. Havalanda karşılamadı. Başka ne yaptı? Putin'le aşk yaşayamaya başladı. Petrol üretimini 2 milyon varil düşürdü. Ukrayna'dan dolayı. Onun üzerine Bayat Saray dedi lan bu ne yapıyor? Başımıza bela açacak bu adam lan. Ne yapalım buna? Onun üzerine dediler ki seni çağırıyoruz. İşte önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'a. Krallar gibi karşılayacağız. Çünkü kral değil de. Kralın oğlu. Krallar gibi karşılayacağız. Sen bizim en büyük bilmem ne, en büyük bilmem ne. Ama bir sorun var. Amerikan yargı sisteminde çünkü bu kaşıkçının katili. Fransız. Azmettiricisi. Katili direkt. Katili. Raporda öyle. Biden'ın açıkladığı raporda. E peki ne yapalım? O zaman dediler bir ki siyasi kimlik. Baban seni başbakan atasın. Dokunulmazlık kazan. Evet. Ve onun üzerine işte geçen 2 hafta oldu, 3 hafta oldu. Kral bunun babası. Dedi ki oğlumu başbakan yapıyor. Veliaht ama veliahtta dokunulmazlık yok. Başbakanda dokunulmazlık var. Başbakan atadı. Şimdi önümüzdeki günlerde şeye gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Onu bilen Temim, Katar emiri, yakışıklı olan Katar emiri onun için atağa geçti. İşte Erdoğan'la Sisi'yi buluştu. Bu arada bütün kadın izleyiciler şimdi şu yakışıklı Katar emiri diye araştırma yapıyorlar. Ama o çok önemli. Oradaki aşiret ilişkilerinde. Sürekli yakışıklı. Aynen. O çünkü öyle. O diyor bir ki, videosu, bir görseli yok mu? Var koysanıza. Reytingimiz artsın biraz. Katar emirini arkadaşlar ekranı verebilir miyiz? Katar emiriyle Prens Selman'ı yan yana koyalım. Bir de Selman'ı. Evet, yan yana koyun. Bakalım hangisi yakışıklı. Evet, uzun boylu belirsi de aynı boy, aynı şey. Çünkü o sistemde, o aşiret sisteminde bu ben hani böyle yüzeysel olarak bunu anlatıyorum ama bu çok ciddi bir sorun. Gerçekten çok ciddi bir sorun. Aralarındaki benim, rekabet aynen, mi aynen. Sorun? Yani bizim yani işte, Katar'la Arabistan arasındaki rekabet mi? Hayır aşiretler. Suud aşiretiyle Temim aşiret, Elsani yani aşireti. Bizim prens daha yakışıklı, benim prens daha uzun, benim prens daha şey genç. İşte benim prensin... Gerçekten bunları yazıyorlar. Vallahi böyle. Benim işte bunlar ülke yönetiyor. Hem de nasıl? Bunlar bu milyarlarca ya. Dolar bütçeler yönetiyorlar. Ne milyarlarca? Bu kafayla. Senin Cumhurbaşkanı'na 500 milyon dolarlık uçak hediye ediyor. Ya günlük Suudi Arabistan prensi bu yakışıklı bir daha diyeyim. Prens hazretlerinin günlük üretimi günlük 1 milyar 200 milyon dolar günlük petrol satıyor. Çok da güzelleştirir bu insanı ya. Yani şimdi düşünsene. Adam böyle bir beyefendi. Yakışıklı demeyelim. Dolayısıyla bu yani bu Orta Doğu coğrafyası böyle. Bu gerçekler bilinmediği sürece biz burada ya işte 5 geldi, o oraya gitti, o bunu verdi, o bunu verdik filan. Bir hani hiç ilgisi yok. Hatırla Afganistan'da Taliban geldiğinde Erdoğan ne demişti? Bizimle bunların aramızda hiçbir fark yok. Dinsel şeyimiz var. Bir cümleler çok önemli. Sünniyiz. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Ne için? İşte havaalanını işletmek için yaptı bunu. Yani Kabil ve diğer havalanlarını işletmek için yaptı. Alamadı. Kim aldı? Hangisi daha yakışıklı? Bak işte buyurun. Arkadaşlar bir kadın getirdi. Bir kadın olarak. Sedef, sen söyle Sedef. Hangisi daha vallahi yakışıklı? Vallahi görüşümü beyan ediyorum. Evet. İkisi de değil. Ama onlar yabancı kadınlara ya Türk kadınlarına göre hitap fakat, etmiyorlar. Arap kadınlarına göre konuşuyorlar. Şeyin bakışı gözü göz değil. Selma'nın bakışı. Namık sen de ciddi yok. Yorum yapmaya hayır, başladın. Hayır. Şey anlamda söylüyorum kaşıkçının, ben. Kaşıkçının öldürme. Ben her şeyi yapabilir. Ya. Öyle bir ifade var. Böyle hin bir göre, bakış. İddiaya göre bu beyefendi sağdaki kaşıkçı öldürüldü sahnesi. Yani kaşıkçı. Bu arada söyleyelim o kırmızılı gibi kırmızı beyazlı olanlar evet, Prens Selman. Yani evet, Suudi Arabistan evet. Diğeri Katar emiri. Yani kaşıkçı burada işkence görülerek öldürüldüğü anlar izlemiş canlı olarak. Evet. Kanal üzerinde. Evet. Yani bu kanıtlar da MIT'teydi ve bu kanıtlar 20 Ekim 2019'da yani cinayetten dosya olarak CIA Başkanı o zaman Gina Haspel buraya geldi. 8 saatliğine aldı dosyayı götürdü Biden'a verdi. Pardon Trump'a verdi. Trump ne yaptı? Aldı bu dosyayı açtı bu yakışıklıyı sağdaki yakışıklıyı. Dedi ki bak ulan. Ne kadar aynen, istedi? Gır gır bak. Ama öyle konuşur Trump. Ne kadar istedi? Bak ulan. Aynen. Bak elimde dosya var. Fotokopisini sana gönderiyorum. Paraları sökün. 320 milyar dolar aldı söyleniyor. Hmm. 320 milyar dolar. Gönderdi damadını. Jared Kushner'ı damadı. Yahudi kökenli zaten beyefendi. Dedi ki görelim abi paraları.
ve gitti, o paraları aldığı yönünde kesin bilgiler var. O zaman Amerika'da Muhammed bin Selman'ın, şu sağdaki sakallının kardeşi Amerika Büyükelçisi'ydi. Yani Suudi Arabistan Amerika Büyükelçisi bunun kardeşi. 320 milyar doları ne yapacak ya? Yani devlete mi aldı bu parayı? Abi Trump'ı alıyor, ne bilsen. Ne kendisine alıyor? Mi alıyor? Öyle alır abi. 320 milyar dolar. Bir şey değil. 20 milyar dolar silah anlaşmaları yaptırdılar. Ya işte o yani öyle dedi. O 110 milyar dolarlık bir silah anlaşması var mı zaten? Silah anlaşması yaptı. Trump'ın kendi açıklamaları var. 70 bin Amerikalı'ya şey yaptım, iş buldum dedi. Trump'ın kendi açıklaması var bu 320 milyar dolarlık anlaşmadan sonra. Şimdi tabii hangisi ne kadar, aynen dediğin gibi anlaşma mıdır, silah mıdır, petrol şirketlerine avantajlar mıdır, Jared Kushner'e nakit para mıdır, karısı Ivanka'ya bilmem işte küpe midir, şey midir, altın mıdır? Ama bu para verildi. Bu paranın verildiği yönünde kesinlikle bir bilgi var. Ve sonra ama biz de... Ama bunlar hepsi Müslüman. Müslüman ve Sünni. Yani bunu şöyle söylemek lazım. Yani Sünni niye söyledim? İslam'ı... Yok yok. Bu Sünni'ye niye söyledim? Yani yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü hani Suriye'de Alevi var dediler ya. İşte Irak'ta Şiiler var, İran'da Şiiler var. Onun için bu işte Şiiler, IŞİD, Nusra falan dediler ya. Ben hep o örneği veriyorum. Libya'da bir tek Alevi, bir tek Şii, bir tek Kürt, bir tek Ezidi, bir tek Hristiyan, bir tek Ermeni, bir tek hiçbir şey yok. %100 hepsi Arap, Libyalı. %100 Arap, %100 Sünni. Bak %100 Arap, %100 bak 99'unu %100'ün Sünni. Onlara hepsi birbirini boğazlıyor. Ve onlara destek veren bütün ülkeler de Sünni. Mısır, Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri. Ama şöyle bir fark var. Bunlar tabii vatandaş olanlar. Ama öte yandan da Suudi Arabistan'da, Katar'da bu tür ülkelerde hani Sünniler var. Yönetimde onlar var. Ama çalışanlar ve en alt kademede çalışanlar ve köle gibi çalıştırılanlar da Müslüman ama onlar Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Etiyopya'dan getirilen Müslümanlar ve köle gibi çalıştırılıp çok az paraya çalıştırılıp hatta çoğu zaman kupada. Pasaportlarına el konularak ve bazen de tabii böyle vakalar da okuyorum yurt dışında. İnsan tecavüz edilerek aykırı. Evde çalışan Müslüman kadınlara da tecavüz vakaları da önemli haberlerden bir tanesi oluyor bu ülkelerde. Yani gerçekten çok düşündürücü. Çok ama düşündürücü. Ama bak şimdi yalnız...